denizin nasıl canlı olduğunu göstermek açısından şuraya tavuk derisinde bir kamera, su altı kamerası yerleştirdim. Az önce onu aldım. Alırken bir deniz çiyanı yakaladım. Bakın şu anda saat 4.41, 16.41 ve bu saat hava aydınlık. İlk defa bu kadar aydınlıkta bir deniz çiyanı yakaladım. Montumu altına yaydım. Beyaz tüyleri var çünkü. Onları makrodan çekebilmek için, ama kapbeyaz olduğu için bakalım makrodan güzel görüntüler alabilecek miyiz? Deniz çiyanı. Leşçi bir tür. Üzerinde bacak gibi çıkıntılar. Tamamen ince dikenlerden oluşuyor. Yumaklar halinde. Ele alındığında alerjik reaksiyonlara, hatta hastanelik boyutlara sebep olabiliyor. Şimdi makrodan inceleyelim, ama kabın beyazlığını gideremedim. İlk defa bu kadar aydınlıkta bir deniz çiyanı yakaladım. İnsansal atıkları yemek için akşam üzerleri derinlerden kıyılara doğru geliyorlar. Bu da oldukça kıyıya gelmiş ve bana denk geldi. Hadi bakalım şimdi bunun ayrıntılarına giriyoruz. Çünkü hayat ayrıntılarda saklıdır. Evet, beyaz bacak gibi çıkıntılarını gördüm. Az önce bir arkadaş, evet, işte bakın, ışık güzel olunca kırık bir akşam ışığı var, akşamüstü ışığı var. Bakın, kırmızı kırmızı dalcıklar. Bu ayrıntıları daha önce yakalayamamıştım. Kıllarla kaplı. İşte bu kıllar insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. Bakın, sanki etrafa gezdiği yerlere de kıllar bırakıyor. Dalgıçların, acemi dalgıçların kabusu bunlar. Acemi dalgıç bunu görünce şap kapıyormuş ve o günkü dalış sona eriyormuş. Leşçiler bakın, etrafında resmen bir yumak var, kıl yumağı var. Bacakların haricinde, bacak gibi görev yapan kılların haricinde kopmuş, sanki salyayla birbirine bağlamış bir kıl yumağı mevcut. İşte doğa, her zaman söylüyorum. Bugün çekimlere başlarken de söyledim. Çiyan buluruz dedim. Fakat kara çiyanlarından bulurum demiştim. Fakat bulduk, ondan da bulduk da deniz de bize sürpriz yaptı. Böyle harika, nadir bir türü inceleme fırsatı verdi. Bakın,
bacakları hem yüzme hem tutunma aracı olarak kullanıyor. Ama bu bacak değil işte. Kıl yumakları. İnsansal atıkları yemek için insansal ama bitkisel değil, insanların attığı hayvansal atıkları yemek için kıyıya geliyorlar. Geceleri, akşamüstleri gelmeye başlıyorlar. Bu güzellik de şansını denemek için kıyıya çok fazla yaklaşmış. Ve bana rastladı. Şimdi sıvı kabın içine aldım onu ben. Normal ortamında olmadığının farkında. Daha normal derecede rahatsız. Kusura bakmayacak artık. Ben onun hayatının ayrıntılarını yakalamaya çalışıyorum çünkü. Bakın baş kısmı beyin gibi böyle bir çıkıntı var. Ne buldunuz mu? Ellediğimiz takdirde ne olur? Şimdi onu daha önce ben denedim. İşte söylediğim gibi acemi dalgıçların kabusu olan bir canlı bu. Deniz çıyanı leşçi bir tür. Akşam üzerleri kıyılara geliyorlar. Kıyılara geliyorlar. Şöyle hafif yukarı kaldırabilir miyiz? Kameraman uyuma kamera. Evet. Ben de hemen şurada yakaladım onu. Makrodan biraz görüntü aldım. Şimdi elime alma denemesi yapacağım. Fakat bu bacak gibi görünen tüycükler aslında diken ve alerjik reaksiyona sebep olabiliyor. Ama diğer çıyanlarda uyguladığım taktik, işte kendisi eline çıkma durumunda ne olur? Bunu zorlayacağım. Ama biraz önceki şeyde incelediğimde kopuk halde yumak şeklinde etrafında bir sürü kıl var. Yani bu kıl gibi gözükenler aslında diken. Şöyle elime çıkmasını sağlamaya çalışacağım. Sıkıştırmadan çıkarsa belki batmaz diye düşünüyorum. Bakın elimi fark etti, ürküyor. Yani elimi yemesin mi? Evet, elimde elimin farklı bir zemin olduğunu algıladı. Ama direkt kaçma yerine sanki şu anda elimi tadıyor. Evet, elime çıkıyor şu anda. Muhtemelen elimi emiyor bu. Evet, kaçma yok, kaçma yok. Çok güzel. Elimde hafif bir gıdıklanma hissediyorum sadece. İlginç. Elime resmen, evet emiyor elimi. Emiyor elime, yiyecek muamelesi yapıyor. Alt tarafı genişledi. Alt tarafı genişledi. Elimi emiyor.
Aha, elimi yiyor. Elimi yiyor. Emiyor resmen elimi. Kapat kamerayı, getir buraya. Kapa. Az önce elimi resmen yeme girişiminde bulundu. Emdiğini hissettim. Böyle bir can yanma falan değil. Resmen emiyor elini insanın. Şimdi yine bu olayı daha yakından çekeyim diye. Kameramın pozisyonunu değiştirdim. Şu elimde belki tuttuğum bir şeyin tadı vardı. Şu anda tutmuş vaziyette. Evet, bakın alt kısım. Şurada ağzı var. Şurada ağzı var. Ve bu ağzıyla hayvansal atıkları yenerek tüketiyorlar. Evet, altı. Hemen doğruldu. Şu anda elimde. Ne olacağını bilmiyorum artık. Ne gelir başımıza? Alerjik reaksiyon yaşar mıyız? Yaşamaz mıyız? Batıyor mu, batmıyor mu? Batıyor, battığını ben şu anda görebiliyorum. Şu anda elimde çok fazla her tarafa da dolaşmasın. En azından bir iki bir yerde olsun ki dikenler çıkarabilirim. İşte deniz çiçeği. Ellendiği takdirde acemi dalgıçların kabusu olan canlı bu. Aslında çok güzel bir şey. Çok güzel bir canlı. Harika. Sen geç bakalım. Şimdi elimize bakalım. Elimizde makrodan bir şeyler bulabilecek miyiz? Diken diken var mı? Bakın şuraya bir yumak diken saplamış. Tırnağımın hemen dibine. Çok fazla da yok. Şunlar diken mi? Evet, dikenler. Şöyle bir parça batırmış. Böyle anormal derecede bir diken yok. Tamam. O zaman ben seni artık rahat rahat tutabilirim. Canlılara dokunmayı ben severim zaten. Bu canlıya da ikinci kez dokunmuşum. Şundaki boya bakın. Kendini kısaltabiliyor. Yürürken omurgası olduğu için yürüme esnasında boyu uzuyor. Şu kısım daha kalın. Baş kısmı inceliyor, arka kısmı inceliyor. Tek yönlü hareket ediyor. Tamam. Bunları ne yapıyoruz? Devamlı gelen sorulardan bir tanesi. Çekimini yaptığımız canlıları alıp evimize götürüyoruz sanılıyor. Çok nadiren çekim yapma imkanı bulamadıysam doğada eve misafir ettim olur. Fakat çekimine yaptığına inandığım, yeterli çekim yaptığını düşündüğüm canlıları kesinlikle eve götürmüyorum. Ve ne yapıyoruz? Salıyoruz. Hadi bakalım. Sana hayatta başarılar. Senin yerin burası çünkü. Evet. Dalgalar beraber. Şimdi kayaya tutunacak. Ve şu anda dalgada savruluyor. Ama yere yapıştı. Evet, tamam. Yeri yakaladı. Şurada.
görüyorum ben hala. Düzelmeye çalışıyor. Kıyı çırpıntısından kendini kurtardığı anda hayat başlamış demek. Evet. İşte Demircili'nin doğasının ne kadar zengin olduğunun bir göstergesi bu. Ben Çanakkale'liyim. Çanakkale'de bu canlıdan hiç görmedim. Vardır belki balıkçı arkadaşlar seyrederlerse görürüz falan diyebilirler. Ama burada geçen yıl iki tane hemen şurada yakaladım. Akşamüstü hava kararmaya yakın. Daha sonra şu burunda bir tane yakaladım. Bu da kaç oldu? Dördüncü deniz çıyanımız. Bir kez daha son kez söyleyeyim. Leşçi bir tür. İnsanların işte gün içerisinde attıkları, denize attıkları et ağırlıklı. İşte tavuktur, balıktır onun atıkları. Bunları toplamak için geç vakitlerde geliyorlar. Bu erken gelmiş, çekme fırsatı bulduk. Harika oldu. Devam.